Türkiye Dijital Yüzyılında Dijital Geleceğe Kadınlar Şekillendiriyor temasıyla Teknoloji, Şehir, Kadın Buluşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Doktor Ömer İleri'nin katılımıyla Elazığ'da yapıldı. Teknolojik alanda Elazığ'da önemli çalışmalar yapıldığını belirten Ömer İleri, Türkiye'nin 20 yıl önce hala hayal bile edemeyeceği noktalara ulaştığını söyledi. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanlığı ve Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılında Dijital Geleceği Kadınlar Şekillendiriyor başlığı ile Teknoloji, Şehir ve Kadın Buluşması Elazığ'da yapıldı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver moderatörlüğünde yapılan buluşmalara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Doktor Ömer İleri, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz konuşmacı olarak katıldı. AK Parti MKYK üyesi ve Bilişim Teknolojisi Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen, düzenledikleri buluşmaların Elazığ'dan start aldığını söyledi. Verdiğimiz Teknoloji, Şehir ve Kadın programımızın bugün burada sizlerle açılışını yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Ve biz de sizler gibi heyecanlıyız. Bu bizim birimimizin seçim döneminde yaptığı ilk program. İnşallah çok verimli bir şekilde bu süreci devam ettiririz. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kadınların toplumda ve siyasetteki önemine değindi. Biz kendimize güveniyoruz. Kiminle yol yürüdüğümüze de kiminle yol yürüdüğümüzü de biliyoruz. Bütün bu zeminleri oluşturan, geliştiren ve onlara katkı sağlayan çok değerli, şerefli, onurlu bir liderle görülüyor. Hepinizin bildiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Size şu sandalyede, şu mikrofonla konuşma imkanını dahi sağlayan o liderdir. Ona ne kadar şükretsek, onu ne kadar ölsek o da azdır. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da 5 yıllık görev süresi boyunca Elazığ'ın her alanda gelişmesine katkı sunduklarını söyledi. Görev süremiz boyunca şehrimizin her yönden gelişimini, dönüşümünü, kalkınmasını sağlamak için ekibimizle birlikte bir gayretimiz söz konusu. Bu anlamda altyapıdan üst yapıya, kültürden sanata, sanayiden eğitime kadar her alanda ciddi çalışmalarımız oldu. Seçim saati mahalline girdik. Yine 31 Mart akşamına kadar sizlerle birlikte, sizlerin bizlere vermiş olduğu güçle birlikte şehrimizin her sokağını karış karış gezip yaptıklarımızı anlatıyoruz. İnşallah Allah nasip ederse tekrar bu görevi hemşehrilerimiz bizlere layık görürse bizler yine 5 yıl boyunca bu şehre ilk günkü aşkla aynı samimiyetle, aynı gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii çalışmalarımızı yaparken teknolojiyi de önemseyerek, önceleyerek, özellikle çağı yakalayan modern kent olma yolundaki adımlarımızı da atmaktan imtina etmedik. Çok ciddi icraatlar yaptık. AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz, partilerinin bilim, sanayi ve teknoloji anlamında birçok yenilik yaptığını ve Türkiye'nin dünyaya entegre olduğunu kaydetti. 24 yıl önce karanlığa kapalı, aydınlığa açık sloganıyla yola çıkan AK Parti'nin 24 yılda yaptığı bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki yeniliklerle bugün biz Allah'a çok şükür dünyaya entegre olmuş bir ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Doktor Ömer İleri de Elazığ'da artık savunma sanayi ve teknoloji alanında birçok çalışmanın yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Elazığ'dan roketler yükseliyor. Elazığ'da yazılım geliştirme çalışmaları yapılıyor, mühendislik çalışmaları yapılıyor. Dünya çapında işler çıkıyor. Bu gerçekten çok büyük bir kıvanç kaynağı, gurur kaynağı. Hepinizi tebrik ediyorum bu nedenle. İleri 20 yıl önce hayal bile edilemeyecek noktalara Türkiye'nin ulaştığını belirtti. Hakikaten o günler çok şükür gerilerde kaldı. Cumhurbaşkanımız çok önemli bir siyasi iradeyi ortaya koydu. Çok sistematik, planlı, programlı bir süreç sonucunda ki bu süreçte yeri geldi biliyorsunuz yeni kurumlar hayata geçirdi. Mesela Uzay Ajansı gibi, Türkiye Uzay Ajansı gibi. Yeri geldi, altyapımızı kuvvetlendirmek noktasında araştırma merkezleri açıldı, teknoparklar açıldı. Şu geldiğimiz noktada bakın şu an 100'ün üzerinde teknopark var bu ülkede. Bundan 20 yıl önce 2 taneydi bunlar.
Şu geldiğimiz noktada yüz binlerce insan Ar-Ge sektöründe istihdam ediliyor. Metaverse'ü desteklediklerini ifade eden Doktor Ömer İleri, Türkiye'nin teknolojiyi yönlendireceğini kaydetti. Süreçler, bu teknolojiler en baştan doğru tasarlansa idi, bu problemleri biz zaten yaşamazdık. Dolayısıyla çözmek zorunda da kalmazdık. Başka bir de işte, bugün sosyal medyayı güvenli hale getirmekten ziyade güvenli sosyal medyayı konuşuyor olurduk. Geçtiğimiz yıllarda mesela Forum Metaverse düzenledik. Konuşmacımız da burada zaten. Blok Zincir İstanbul düzenledik. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle. Cumhurbaşkanımız oralarda çok önemli mesajlar verdiler. Gerçekten kendi özgün platformlarımızı oluşturmamız gerektiğinden tutun da dijital hukuk süreçlerine kadar, yani bu teknolojik alanı nasıl yönetmemiz gerektiğine dair çok önemli mesajlar verdiler ve ön açıcı istikamet gösterdiler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Doktor Ömer İleri, devlet-millet kaynaşması noktasında yerel yönetimlerin önemine de değinerek kalkınmanın yerelden başladığını söyledi. İleri, Başkan Şerifoğulları'nın da seçimlerde başarılı olacağına inandıklarını kaydetti. Yerel yönetimlerimizle beraber hem teknolojiden bahsedeceğiz, hem teknoloji kadın ilişkisinden bahsedeceğiz, hem de adil teknolojiden bahsedeceğiz. İnşallah seçimlerden sonra hayırlısıyla sizin görevinize devam ettiğinizi hep beraber inşallah göreceğiz. İnşallah. Ve şu güzel teknoloji merkezinde, hani dedik ya buradan artık roketler yükseliyor diye, belki buradan, tam olarak buradan kadınların teknolojiyle ilgili ne düşündüğünü ortaya koyan çalışmalar görmeye başlayacağız. Öte yandan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde gerçekleşen buluşmalarda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Doktor Ömer İleri merkezi de gezerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Son 1,5 yıldır ya teknoloji böyle bir kategori açtıktan evet. Sonra bayağı bir çoğalmaya başladı. Evet. Yani bir taşıyabiliyor. Şu Amazon uçurlarda şeyler var ya. Evet. Onların benzeri mi? Ya onların prototip hali. Anladım. Biz de şu an bulunduğumuz ya bir noktadan bir noktaya otonom bir şey. Çok korkutucu. Gördünüz mü bilmiyorum. Yok. Amazon depolarında bunun gibi onlarca robot sürekli olarak gidip geliyorlar. Sağa sola mal taşıyorlar. Hiçbir şekilde çarpışmıyorlar birbirleriyle. Çünkü otomatikman işte rotalama yapıyorlar ama hızlılar. Yani bir insan oraya girecek olsa kurtaramaz kendini. Evet.